Merhabalar sevgili çocuklar. Matematikte 6. dersimizi yapıyoruz. Bugünkü konularımız verilmeyen bölüneni bulma, 10 ve katı ile kolay bölme. Sizler de sayfa 50'yi açarak beni takip edebilirsiniz. Verilmeyen bölüneni bulmak için bölen ve bölümü çarpıyoruz. Eğer kalan varsa bulunan sonucun üzerine ekliyoruz. Bu size biraz tanıdık geldi mi? Geçen defaki derslerimizde hatırlıyorsanız bölme işlemlerini kontrol ederken bunu yapıyorduk. Ne yapıyorduk? Bölen ve bölümü çarpıp kalanı ekliyorduk. Böylelikle biz eğer bölünen sayıya ulaşıyorsak işlemi doğru yaptığımızı söylüyorduk. Son bir kez daha tekrar ediyorum. Bölünen sayıyı bulmak için bölen ile bölümü çarp, bulduğumuz sonuca kalanı ekle. Hadi birkaç tane örnek yapalım. Burada kalansız bir bölme işlemi var. Yani kalanın sıfır olduğu durum. Ne yapıyorduk? 22 sayısıyla 4 sayısını, yani bölüm ile böleni çarpıyoruz. 2 kere 4, 8. 4 kere 2, 8. Burada kalan zaten sıfır olduğu için başka bir işlem yapmama gerek yok. Burada bölme işlemimizin bölünen terimi 88 oluyor. Bir de kalanlı bölme işleminde verilmeyen bölüneni bulmayı öğrenelim. Bölüm 12, bölen 3. Sayıları çarpıyoruz. 3 kere 2, 6. 3 kere 1, 3. Burada kalan 1. O zaman bulduğumuz sonuca kalanı ekliyorduk. 36'ya 1'i ekliyoruz. 6, 1 daha 7. 3'ü de yazdım. Sonuç 37. Bölünen sayımız 37'ymiş. Buradaki sorulara bakalım. Yine aynı şekilde söylüyoruz. Bölen ile bölümü çarp. Kalanı ekle. Burada bölüm 15, bölen 4, çarpıyoruz. 5 kere 4, 20. 4 kere 1, 4. 2 daha 6. Burada 60'a 2'yi ekliyoruz. 0, 2 daha 2. 6'yı yazıyorum. Bölünen sayımız 62'ymiş. Diğer bir örneğimize bakalım. Burada yine bölüm ile böleni çarp, kalanı ekle diyoruz. Bakalım bölüm 16, bölen 2, çarpıyorum. 2 kere 6, 12. 2 kere 1, 2. 1 daha 3. Cevap 32. Demek ki bölünen sayımız 32'ymiş. Şimdi de 10 ve katı ile kolay bölme yapmaya bakalım. Bir sayıyı 10 ve onun katı olan 100, 1000 gibi sonunda sıfır rakamı bulunan sayılara bölerken bölünen ve bölenden eşit sayıda sıfır atarız. Daha sonra geriye kalan bölme işlemini yaparız. Şimdi bunu bir de örnek üzerinde açıklamaya çalışacağım. 500 bölü 100'ü bir deneyelim. Öncelikle buradaki bölen sayımız 100. 100 sayısında 2 tane sıfır var. O zaman her ikisinden de
İki tane sıfır atmalıyız. Tek tek siliyorum. Bir tane bölen sayıdan sıfırı sildim. Bir tane bölünen sayıdan sıfırı sildim. İkinciyi siliyorum. Ve tekrar da bölünen sayıdan da ikinciyi sildim. Geriye hangi sayılar kaldı? 5 ve 1. O zaman 5 bölü 1 diyorum. 5. Ne yaptık? Bölen sayıda 2 sıfır olduğu için 2 sıfırı attık. İkinci bir örneğe bakalım. 100 bölü 50. Yine bölen sayımız 50. Burada 50 sayısının bir tane sıfırı var. Bir tane olduğu için hem bölünen hem de bölenden birer tane sıfırı sildim. Geriye kalan sayılarım 10 ve 5. 10 bölü 5, 2. Yine bölen sayıda bir sıfır olduğu için bir sıfırı attığımızı söyleyebiliriz. Şimdi de 240'ı 30'a bölelim. Yine bölen sayıya bakıyoruz. Bölen sayımız 30. 30 sayısında bir tane sıfır var. O zaman birer tane sıfırı silmeliyiz. 24 ve 3 sayıları kalan sayılar. 24 bölü 3 diyoruz. 8. Burada da yine bölen sayıda bir sıfır olduğu için bir sıfırı attık. 2000 sayısını 200'e bölelim. Bölen sayı 200. Burada yine 2 tane sıfır var. O zaman hem bölünenden hem de bölenden 2 tane sıfırı silmeliyiz. Şu şekilde. Şimdi son kalanlar 20 bölü 2. 20 bölü 2, 10. Yine bölen sayıda 2 sıfır olduğu için 2 sıfırı attığımızı söylüyoruz. Şimdi sıra size geldi çocuklar. Matematik kitabımızdaki 50. sayfadan 53. sayfaya kadar olan tüm etkinlikleri ve daha sonra çalışma yaprağı 6'yı yapabilirsiniz. İyi çalışmalar.